Fidelio içerisinde kullandığımız tüm raporlara erişebilmek için Miscellaneous sekmesi altından Raporlar menüsüne tıklayarak rapor ağacına erişebiliriz. Aynı zamanda Ctrl Shift R tuşları ile aynı rapor ağacına erişebiliriz. Rapor ağacına geldiğimizde farklı sekmelere ayrıldığını görmekteyiz. All Report sekmesi Sağ taraftaki menüye bütün raporların gelmesini sağlar. Front Office, Ön Büro, Housekeeping, Rezervasyon Departmanlarını ilgilendiren Giriş, Çıkış, In-House listeleri, Rezervasyon, Blok Rezervasyon, Grup Rezervasyon raporları, Housekeeping, Meal Plan, Arıza, Kayıp Eşya raporları gibi raporların listelenmesini sağlayan sekmedir. Shift Reports, kendi belirlediğimiz toplu olarak almak istediğimiz raporları düzenlediğimiz yerdir. Financial gelir ve ödeme raporlarına erişebileceğimiz sekmedir. Burada gelir raporları, ödeme raporları, kasa raporları, misafir hesapları, balanslar, acenta raporları gibi mali işleri takip edebileceğimiz raporlara erişebiliriz. Customer Relationship misafir profillerine ait raporlara erişebildiğimiz bölümdür. Conference and Catering Konferansın and Catering modülümüz mevcutsa buradaki organizasyonların raporlarını da bu sekme altından alabiliriz. Matrix raporları, Linked Profile raporları, resmi müşteri listeleri, Snapshot raporları gibi raporlara erişebildiğimiz yerde statistik sekmesidir. Night Audit altında gece night işlemi Bitiminde otomatik basılmasını istediğimiz raporlar varsa bu sekme altına atabiliyoruz. Schedule Report zamanlanmış yani belirli bir tarihte gönderilmesini istediğimiz raporlar varsa Schedule Report altından takibini yapabiliyoruz. Template'ler işletmemizde kullanılacak matbu evraklar, folio tipleri, fatura tipleri, konfirmasyon, konaklama kartları gibi evrakların bulunduğu bölümdür. Konfigürasyon sekmesi ise otelimizin konfigürasyonlarının ayrıntılarına erişebildiğimiz raporların olduğu sekmedir. Rapor ağacı üzerinde isteklerimiz doğrultusunda değişiklikler yapabiliriz. Bir raporu bir sekmeden alıp başka bir sekme altına taşıyabiliriz. Yeni bir sekme oluşturabiliriz. Oluşturduğumuz yeni sekmenin altına başka bir sekmedeki raporun bir kopyasını oluşturabiliriz. Örneğin Financial sekmesi altına muhasebe adında bir sekme oluşturalım ve bunun içerisine muhasebeyi ilgilendirecek birkaç tane rapor atalım. Bunu yapmak için Financial sekmesinin üzerine gelip Add diyerek Subsection yani bir alt kategori oluştur diyoruz. Karşımıza çıkan ekranda kendi belirlediğimiz sekme için bir kod yazıyoruz. Sekmemizin tanımlamasını yapıyoruz. Section Roll Report, Source Type'ı Crystal Report olarak bırakıyoruz. Print Job'ı yazıcı işleminin hangi rapor tipine göre yapılmasını istiyorsak onu seçiyoruz. Listen Report dedim. OK diyerek Financial sekmesi altında muhasebe adında bir sekme oluşturmuş olduk. Bu oluşturduğumuz muhasebe sekmesi içerisine muhasebede hızlıca kullanmak istediğimiz raporları ekleyelim. Örneğin revenue report'lardan 4520 CrossFit last year raporunu muhasebe altına eklemek istiyoruz. Bunun için sol tuşa basık tutarak raporu sürüklüyor. Muhasebe sekmesine geliyoruz. Bıraktığımızda karşımıza 3 seçenek çıkıyor. Copy report, move report ve cancel. Copy report dediğimizde Mevcut raporun bir kopyasını muhasebe sekmesi altına kopyalayacak. Move report dersek mevcut raporu bulunduğu sekmeden alıp muhasebe sekmesi altına taşıyacak. Cancel dersek bu işlemi iptal etmiş oluruz. Bu örneğimizde copy report diyerek raporun bir kopyasının muhasebe altına kopyalanmasını sağlıyorum. Artık muhasebe altında P4520 CrossFit Last Year parantez içerisinde bir, yani bir kopya yapılmış raporu yer alıyor. Keşir raporlarından da 45-40 Keşir Summer raporunu yine muhasebe altına sürükleyerek bırakıyorum. Raporu kopyalıyorum. Artık muhasebe altında iki tane raporum gözüküyor. Bu şekilde rapor ağacı içerisinde yeni sekmeler yaratarak o sekmelerde arzu ettiğimiz raporların birikmesini sağlayabiliriz. Haliyle çok hızlı bir şekilde arzu ettiğimiz raporlara erişebiliriz.